Yüzlerde maske, ellerde LGBT bayrakları, dillerde yasa dışı sloganlar. Taksim ısrarında direten gruplar 1 Mayıs kutlamalarına gölge düşürdü. Saraçhane'de tansiyon yükseldi, provokatif eylemlere emniyet güçleri müdahale etti. İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği Emek ve Dayanışma Günü'nü İstanbul'da kutlamak isteyen sendikalara 40 farklı seçenek sundu. Ancak hiçbiri kabul edilmedi. Amaç işçinin emekçinin hakkını provoke etmekti. Öyle de oldu. CHP, DEM Parti, DİSK ve Keskin öncülüğünde kalabalık gruplar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bulunduğu Saraçhane'de toplandı. Uyarılara rağmen Taksim'e yürümek için direttiler. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Saraçhane'deydi. Verdiği mesajlarla tansiyonu yükseltti. Polis ekipleri kalabalık gruba uyarıda bulunurken o uyarıları dikkate almayanlar ellerindeki bayrakların sopalarıyla bariyerleri aşmaya çalıştı. O sopalar polise karşı kullanıldı. Emniyet güçleri uyarıları dikkate almayanlara biber gazıyla müdahalede bulundu. Kalabalığı geri püskürttü. Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Grupta bariyerleri zorlamaya devam ediyor. Zaman zaman bu noktadan polise taşlar, flamalar fırlatılıyor. Ancak gruplar kolay kolay geri adım atmadı. Üstelik alana provokasyon içinde hazırlıklı gelmişlerdi. Yüzlerine maske takanlar polise taşlarla saldırdı. Polisin dağıttığı gruplar defalarca toplandı. Polis bariyerlerini aşmak için kaldırım taşlarını kırıp emniyet güçlerine fırlattılar. Tüm bunlar yaşanırken kalabalıkları Saraçhane'ye davet eden isimlerse ortada yoktu. Tansiyon saatler sonra düştü. Gruplar Taksim ısrarından vazgeçmek zorunda kaldı. Saraçhane provokasyonunda dikkat çeken görüntüler de vardı. Kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimler de oradaydı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah kullanıyor iftirası atan ve Adnan Oktar suç örgütüne yönelik sahte rapor düzenlediği iddialarıyla gündeme gelen Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 1 Mayıs provokasyonunda İBB Başkanı İmamoğlu ve Özgür Özel'le poz verdi. Ellerinde LGBT bayraklarıyla poz veren bazı eylemciler de toplanma amacının işçi ve emekçiler olmadığının kanıtı gibiydi. İstanbul'da bazı küçük gruplarda farklı noktalardan Taksim'e ulaşmaya çalıştı. Ancak onlara da izin verilmedi. Halkın Kurtuluş Partisi üyesi bir grup taşıdıkları pankart ve flamalarla sloganlar atıp Beşiktaş'ın ara sokaklarından Barbaros Bulvarı'na çıkmak istedi. Çevik kuvvet ekipleri bulvara çıkışlarına izin vermediği gruba müdahale etti. 20 kişi gözaltına alındı. Şişli Darülacize Caddesi'nde toplanan bir grup trafiği kapatarak Taksim'e yürümek istedi. Slogan atan gruba müdahale eden emniyet güçleri 11 kişiyi gözaltına aldı. Polis Kurtuluş'ta slogan atıp Taksim'e yürümek isteyen Umut Sen üyelerine de müdahale etti. 13 kişi gözaltına alındı. Dolapdere'den Taksim'e ilerlemek isteyen bir grubun yürüyüşüne de güvenlik güçleri müsaade etmedi. Polis uyarısına rağmen dağılmayan gruptaki 5 kişiyi gözaltına aldı.